Herkese esenlikler diliyorum. Bu videomda Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed bin Ebubekir'den bahsedeceğim. Aynı zamanda kendisi Hazreti Ali'nin üvey evladı konumundadır. Zira Ebubekir vefat ettiği zaman Muhammed'in annesi Esma binti Umeyz ile Hazreti Ali evlenmiştir. O nedenle de Muhammed bin Ebubekir Hazreti Ali'nin yanında büyümüştür ki hatta 3 yaşından beri onun terbiyesiyle yetişmiş bir isimdir. Ali'ye yani üvey babasına son derece bağlıdır. Bir ara bilgi daha vereyim. Muhammed'in annesi Esma binti Umeys aslında ilk evliliğini Hazreti Ali'nin abisi Cafer bin Ebi Talip ile yapmıştı. Fakat Cafer Mu'te'de şehit düşünce ve çocuklarıyla birlikte Esma ortada kalınca Hazreti Peygamber Ebu Bekir'in onunla evlenmesini istemiştir. Ve o arada Ebu Bekir'in de eşi vefat etmişti. Ve bu evlilik öyle gerçekleşmiş. Muhammed de bu evlilikten doğmuştur. İlginç bir hayat hikayesi vardır. Onun özellikle Hazreti Osman'a muhalif kitle ile ortak hareket etmesi, daha sonradan Ali'nin yanında savaşması, akabinde Mısır'a vali olarak tayin edilmesi ve bu safahatta orada öldürülüp de bir merkebin işkembesinde yakılması ve bugün yani mezarının bile bulunmaması enteresan, dramatik olayları içinde barındıran bir hayat hikayesidir. Ve biraz onu tanıtmaya çalışacağım. Diğer videolara göre daha kısa olacak. Zira genç yaşında vefat etmiş bir isimdir. En önemli özelliklerinden birisi Resulullah veda haccına çıktığı zaman yanında bir takım isimler de vardı. Yani kadınlar da vardı. Esma binti Umeys de vardı ve hamileydi. İşte Muhammed bu veda haccı yolculuğu sırasında kimi rivayetlere göre Zülhuleyfe diye bir yer vardır burada. Kimi rivayetlerde de Beyada denen bölgede doğmuştur. Bu Vakidi ve Belazuri özellikle İbn-i Sad bu konuda farklı bilgiler verirler ama ya Zülhuleyfe ya da Beyada'da doğduğuna dair bilgi vardır. Mısır'a tayin edildikten sonra az önce söyledim ya orada da Muaviye bin Hudeyş tarafından öldürülüp cesedi bile yakılacaktır. Önemli bir isimdir fakat Hazreti Ali döneminde dramatik bir şekilde de hayatını kaybetmiş birisidir. Hazreti Osman'a muhalifliği ile ön plana çıkmıştır. Aslında baktığımız zaman Hazreti Ali ile Ebu Bekir'in arası iyi değildir. Zira Ebu Bekir Sakife'de halifeliği aldığı için Hazreti Ali ona biat etmemiştir ama Ebu Bekir'in eşi Esma ile Ali evlenince dolayısıyla da Muhammed'in öz babası yerine Hazreti Ali'ye muazzam bir yakınlık duyduğunu bu vesileyle belirtmiş olayım. Kendisi Hazreti Osman döneminde öne çıkmıştır. Öne çıkmasının sebebi de şu, Mısır'da bir takım problemler ortaya çıkıyor. Özellikle Hazreti Osman'ın Mısır'a vali tayin ettiği problemli isim Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh ki bu adam irtidat etmiş birisiydi ve Hazreti Osman onu getirdi, süt kardeşidir ve Mısır'daki idarenin başına dikti ve böylece orayı karıştırdı. Oysa daha öncesinde burada Amr bin el-As vardı, ustaca yönetiyordu burayı. Hazreti Osman onu oraya tayin edince halkta bir takım memnuniyetsizlikler başladı. Bazı serzenişler, bazı şikayetler Medine'ye gelmeye başladı. Hatta Mısır'dan bir grup kalktı geldi ve valiyi şikayet ettiler. O safahatta da Hazreti Osman bu Muhammed'le kendi yetiştirdiği yani kendi yanında büyüttüğü Muhammed bin Ebu Huzeyfe vardır. Yani Ebu Huzeyfe'nin oğlu Muhammed'i yani iki Muhammed'i Mısır'a gönderdi ve teftiş edin burayı nedir görelim diye. Ancak bu iki isim gitti burada teftiş yerine adeta burayı bir propaganda merkezine çevirdiler ve özellikle de Muhammed bin Ebu Huzeyfe Hazreti Osman aleyhine çok şiddetli muhalefet yaptı. Aynı şekilde Muhammed bin Ebu Bekir de bu bağlamda muhalefete ortak oldu. Ve Mısırlılar da yönetimden memnun olmadıkları için validen hoşnut olmadıklarını belirttiler ve Medine'ye gelip Muhammed'i yani Muhammed bin Ebu Bekir'i kendilerine vali atamasını istedi. Hazreti Osman da aslında burada olumlu davrandı. Muhammed'i onların talebi doğrultusunda Muhammed'i Mısır'a tayin etti. Fakat hani Muhammed görev yerine başlayamadan bir olay oldu. Geri döndü Mısırlı kafile. Neydi hocam bu mevzu? İddialara göre
Kafile yola çıktıktan sonra bir müddet ilerledikten sonra Hazreti Osman yanına aldığı Mervan bin Hakem'i yanına almıştı malumunuz. O bir yazı düzenliyor ve Hazreti Osman'ın resmi mührüyle bunu mühürleyip Mısır'daki Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh'e gönderiyor birisi vasıtasıyla. Kervanda yoldadır. Nedir bu mektup? Muhammed Mısır'a geldiği zaman kellesini uçur. Yani Muhammed'in ölüm fermanını bildiren mektup. İddialara göre bu mektubu işte ulak götürürken yolda kafileye denk geliyor. Aynı güzergah neticede kafileye denk geliyor ve şüpheli tavırlarından merak ediyorlar. Araştırıyorlar ki mektubu görüyorlar. Hazreti Osman'ın mührü var. Tabi o dönemde de resmi mektup için mühür kullanılıyordu. Dolayısıyla da halifenin mührü olduğu için bu sefer Mısırlılar Muhammed'le birlikte geri dönüyorlar. Bu safahatta Kufeliler de zaten hac mevsiminde anlaşmışlardı. Kufeliler de Kufe'deki muhalefette Medine'ye geliyor. Keza Basralılar. İşte bu Mısırlıların geri dönüşünden sonra Osman muhasara edilecek ve bu süreç Hazreti Osman'ın ölümüne kadar gelişen olayları beraberinde getirecektir. Bu itibarla işte kendi ölüm fermanı hazırlandığı için Muhammed bin Ebi Bekir bu konuda ateşli bir Osman aleyhtarıdır ve muhasara sırasında son derece aktif rol oynamış kişilerden birisidir. Mısırlılar da hani halifeden ya Mervan'ı ver veya onu görevden al. Yalnız Hazreti Osman ne verecek ne de görevden alacak. Kendisi de görevden ayrılmayınca bu iş gerilecek ve sonunda Hazreti Osman'ın ölümüne kadar varacaktır. İşte bu muhasara sırasında Muhammed başrol oynayan isimlerden birisidir. Ve Hazreti Osman'ın evinin damına bir başka yakın evden atlayacak, içeriye girecek 2-3 kişi söylenir ki 2-3 isimden birisidir. Ve burada Hazreti Osman'ın sakalına yapışacak ve ağır hakaretler edecek ona. Bu itibarla da işte baban sağ olsaydı sen bunları yapamazdın şeklinde Osman'ın ona bir çıkışının olduğu söylenir. Bu bağlamda her ne kadar doğrudan onu fiilen öldürenler arasında zikredilmese de öldürüldüğü esnada yanında bulunan şeylerden, asilerden 2-3 kişiden birisidir. Bu itibarla da Hazreti Osman'ın öldürülmesinde başrol oynayan şahıstır. Ama şunu da belirtelim, hakkını teslim edelim ki ben objektifliğe dikkat ediyorum. Bu Hazreti Osman'ın katilleri arasında zikredilmez. Ha belki de Hazreti Ebubekir'in oğlu olması hasebiyle burası kapatılmış olabilir, törpülenmiş olabilir. Onu bilemeyiz. O arbedede ne yaşandı, ne oldu? Kimse de kamerayla oradaki resmi çekmiyordu. Yalnız böyle bir bilgiden bahsediyoruz. Osman'dan sonra ablası Hazreti Ayşe'nin safında şeye karşı bakınız ablasına karşı Ali'nin safında yanlış ifade kullandım. Yani Ayşe'nin karşısına yer almıştır ve üvey babası Hazreti Ali'yi tercih etmiştir. Oysa Ayşe ile baba bir kardeştir. Anne ayrı olsa da ama Hazreti Ali'yi tercih edecektir. Böyle de ilginç bir durum söz konusudur. Mesela Kufe'ye giderken Hazreti Ali ile birlikte yola çıktığı zaman halkı Ayşe yani ablası aleyhine Ali'nin yanında olmaya çağıracaktır. Burada ufacık da olsa bir değinme gereği hissettim şimdi aklıma geldi. Efendim işte rivayetlerde geleneksel yorumlarda gelen de şu söylenir sevgili dostlar. Efendim Hazreti Ali muhasara sırasında oğulları, çocuklarını Hazreti Osman'ı işte korumak için göndermişti vesaire. Emin olun kesinlikle böyle bir şey yoktur. Zinhar inanmıyorum. Böyle bir olay olduğuna dair iddia sadece prestiji kurtarmaya yöneliktir. Özellikle de Hazreti Ali gizli el olarak nitelendiği için bu tür iddiaların önünü kesebilmek amacıyla efendim Hazreti Ali Osman'ın muhasara sırasında ona öldürülmemesi için yardım etti. Şu kadar söyleyeyim. Ben Ali ile ilgili de videolarımda değinmişimdir bu konuya. Hazreti Ali isteseydi bu Osman'ın katlini önler miydi? Önlerdi. Ama Hazreti Ali onu daha öncesinde çok fazla uyardığı için yani kendi başına bırakmıştır ve olaya müdahil olmamıştır. Kesinlikle Hazreti Ali bu olayın arkasında Muaviye'nin iddia ettiği gibi gizli el değildir. Yalnız Ali özellikle de Kufeli muhaliflerle ortak hareket ettiği için
adeta gizli elmiş gibi suçlanmıştır. İşte böyle bir suçlama olduğu için de güya Hasan'ı ve Hüseyin'i Hazreti Osman'ın yanına göndermiş. Kendi niye gitmemiş o zaman? O zaman Muhammed işte üvey evladıdır. Onun ne işi vardı orada? Niçin geri çekmedi? Keza bu muhasara sırasında epey mücadeleler de oldu. Yaralanmalar oldu. Mesela Mervan yaralandı. Bazı kişiler yaralandı. Muhasara sırasında mesela siz hiç Hüseyin'in, Hasan'ın veya bir başkasının yaralandığını duydunuz mu? Yok. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Yani bunu açık ve net eğer rivayetler bizi konuşturuyorsa o rivayetlerde Hazreti Ali'nin Hasan'ı Hüseyin'i gönderip de Osman'ı koruduğu iddiası sadece kuru bir iddiadır. İçi boş bir iddiadır. Kesinlikle de doğru değildir. Bunu da belirteyim. Zaten de kaynaklarda bu tarz bilgilerin hangi amaçla oluşturulduğunu da bu vesileyle tekrar hatırlatıp geçeyim. Cemel'deki mücadeleden sonra Hazreti Ali galip gelince Hazreti Ayşe'yi önce Basra'ya gönderiyor. İşte burada Muhammed'i ona refakatçi olarak gönderiyor ve Basra'ya götürüyor Muhammed ablasını. Daha sonradan da işte Hazreti Ayşe Medine'ye dönecektir. İşte Hazreti Ali Mısır'daki bundan sonra Muhammed'in asıl önemli şeyi başlıyor. Mısır'daki valisi Kays bin Sad'ı Muaviye'nin entrikalarıyla görevden alınca hani Muhammed benimle işbirliği yapıyor şeklinde Şam'a mektup gönderip de bu tür şaiaların yayılmasını halk arasında sağlıyor. Hazreti Ali de buna tav oluyor. Bu arada Kays bin Sad'ın da ona gönderdiği mektuplar var. İşte mektuplar bak o da bana mektup yazıyor. Dolayısıyla da benim safıma geçti deyince Hazreti Ali bu blöfü yiyor ve en kudretli komutanlarından birisi Kays bin Sad'ı Mısır'dan alıyor. Ve bunun yani Kays'ın Mısır'dan alınması demek Mısır'ı kaybetmesi demektir. Mısır'ı kaybeden de zaten iktidarını kaybediyor. Zira dikkat ederseniz daha önceki videolarımın birisinde Mervan'ın Abdullah bin Zübeyir ile mücadelesi sırasında önce Mısır'a gidiyor, Mısır'ı alıyor. Muaviye'de mesela Mısır'ı aldıktan sonra ancak Ali'nin üzerine gidebiliyor. Neden? Keza Abdülmelik de yine Mısır'ı ve bu bölgeyi hani Bizans'tan gelebilecek kuzeydeki muhtemel saldırıları hani müterekeyle önledikten sonra şeyin üzerine Irak bölgesine gidiyor Musab bin Zübeyir'in üzerine. Dolayısıyla da Mısır bu bağlamda önemli. Mısır'da Hiripta denen bir yer vardı. Burada Hazreti Osman'ı haklı bulanlar yani bir grup vardı ve bunlar Emevi yanlısıydı. Hazreti Osman taraftarıydı ama muhalif değillerdi. Muhaliftirler ama doğrudan isyan da etmiyorlardı. Kays bin Sad da gerçeklerin ortaya çıkmasına kadar biz bekleyeceğiz demişlerdi. Kays da bunların üzerine gitmiyordu ve Kays ustalıkla burayı idare ediyordu. Fakat Muaviye o benimle işbirliği yaptı diye şaialar yayıp Hazreti Ali de buna kanıp da Kays'ı görevden alınca işte burada Muhammed devreye giriyor ve Muhammed'i gönderiyor Mısır'a. Zira daha önce Mısırlılar onu istemişlerdi diye ama Muhammed tecrübesiz, Muhammed Mısır'ı kaldırabilecek bir adam değildi. Zira gençtir, atılgandır ama siyasi dengeleri koruyabilecek bir yapıda değildi. Nitekim de Mısır'a gittikten sonra Muaviye'nin de yalanı ortaya çıkınca Muaviye üst perdeden tehditler savuracak. Diğer yandan Hazreti Osman yanlısı olan bu Hiripta bölgesindeki Muaviye bin Hudeyç gibi adamları ısrarla kendisine biat etmeye zorlayacak ve onları küstürecek ve onlar bu sefer Muaviye ile yakın temasa geçeceklerdir. Dolayısıyla da Mısır'ı idare edemeyecektir. Ve bu arada Mısır'daki hakimiyeti sağlayamayacağını görünce bu sefer tutacak şeyden yardım isteyecek yani babasından, üvey babasından ve bu arada Hazreti Ali de bakacak ki bu şartlarda Muhammed burayı götüremeyecek. Onun gönlünü alan bir mektup yazacak. Diğer yandan da en kudretli komutanı olan Malik el-Eşter en-Nehai'yi buraya gönderecektir. Fakat henüz Malik Mısır'a girmeden Muaviye onu malumunuz daha önceden Eşter'i ele almıştım zehirletecektir. Zira Eşter Muaviye'nin en korkulu rüyasıydı. Zira Sıffin'de de aslında savaşı bitirmek üzere olan şahıstır ki Sıffin öncesinde de Dicle Nehri'ni tutmuşlardı Muaviye'nin ordusu. Muaviye'nin ordusunu uzaklaştırıp da suyu kendi kontrolünü alan kişidir. Yani çok önemli bir
savaşçı, eşleri hakikaten dehşet bir adamdır. Fakat işte Muaviye o henüz Mısır'a girmeden onu öldürünce bu sefer hani tek kaldı Muhammed bin Ebi Bekir. Bu safahatta, bu süreçte tekrar yardım isteyecek fakat Mısır'a yardım gecikecektir. Ali eşleri göndermişti. O zehirletince Ali bu sefer Muhammed'e ikinci bir haber gönderecek. Ben sana yardımcı olacağım ama işte falan şahsı Mısır Muaviye'nin komutanı üzerine gönder. Bu arada da tabii Amr bin el As da Muaviye Amr bin el As'ı Mısır üzerine gönderecektir. İşte Muhammed'in gönderdiği Kinane bin Bişir komutasındaki takriben 2000 kişilik kuvvet Amr üzerine yürüyecek ama hiçbir varlık gösteremeyecek ve ordu tamamen kılıçtan geçirilecek. Bu haber üzerine zaten eşler de öldürüldü. Dolayısıyla da Muhammed'in etrafındaki insanlar da bir bir dağılacaklar ve Muhammed de kaça kaça Fustat'ta bir yere sığınacak. Yalnız Amr'ın safına geçen Mısır'daki Osmanlı yanlılarından Muaviye bin Hudeyç onu takip edecek ve sonuçta bir mağarada yakalayacak ve feci şekilde öldürecek, hunharca öldürecek onu. Ondan sonra da öldürdüğü cesedini, kafasını, kellesini koparacak ve cesedini de bir merkebin işkembesinde yakacak ve böylece hazin sonla Muhammed bin Ebi Bekir'in hayatı sonlanacak. Videonun başında da söylediğim gibi bir mezarı bile olmayacaktır. Sonuç itibarıyla Hazreti Ali hem Mısır'ı kaybetti, hem oğlu, üvey oğlunu kaybetti, hem de en önemli komutanını kaybetti, eşleri kaybetti. Neden yaptı bunu? İşte Muaviye'nin entrikasına kandı. Kays bin Sa'd'ı buradan görevden aldı ve cahil, yani henüz daha cahil derken yani yeni yetme bir delikanlıdır. Mısır'ı kontrol edebilecek kapasitede birisi değildi. Bu çocuğu oraya gönderdi ve böylece Mısır'ı da kaybetti. Artık Ali aynı zamanda siyaseten de çok ciddi bir darbe aldı. Ali bu haberleri duyduğu zaman zaten Malik el-Eşler'in ölümünü duyduğu zaman mescitte hüngür hüngür ağlayacaktır Hazreti Ali. Yetmedi. Akabinde bir de bu hadise yaşanınca bir o kadar daha kedere boğulacaktır. Yani oğlunu da kaybedince. Hazreti Ali de Ayşe de buna üzülecektir ama yapacak bir şey yok. Dramatik bir sonla Muhammed bin Ebi Bekir'in hayatı noktalanacaktır. Bu da zaman zaman bana sorulmuştu. Muhammed bin Ebi Bekir konusunda da bir video yapsan hocam diye falan. O vesileyle aklıma gelen videolardan birisiydi. Fazla öyle çok çalkantılı bir hayatı olmasa da yine videonun muhtevasına baktığınız zaman dikkate değer olayların aktörlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir hayat hikayesi vardır. Az da olsa zannediyorum Muhammed bin Ebi Bekir'i tanıtmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın.